Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Risale-i Nur'da sorular ve cevapları lemalar. İkinci sual. Tabiattan vazgeçen ve imana gelen zat diyor ki, her mevcut, her cihette, her işinde ve her şeyinde ve her şe'ninde meşiyet-i ilahiyeye, Allah'ın dilemesine ve kudret-i Rabbaniye'ye tabi olması çok azim bir hakikattır. Çünkü yani burada tam bir teslimiyet var. Hep o dualarımda da onu dile getiriyorum. İbrahim Aleyhisselam'ın. İnni eslemtü lillahi rabbil alemine la şerikele. Yani ola teslimiyet deyince İbrahim Aleyhisselam ve oğlu İsmail gelir. Azameti cihetinde dar zihinlerimize sıkışmıyor. Çünkü bu bir teslimiyetin gereği. Halbuki gözümüzle gördüğümüz bu nihayet derecede mevzuriyet, çokluk, hem kılkat ve icad-ı eşyadaki hadsiz suhulet, kolaylık, hem sabık bürhanlarınızla tahakkuk eden vahdet yolundaki icad-ı eşyada nihayet derecede kolaylık ve suhulet, hem nasıl Kur'an ile Kur'an'ın hükmüyle beyan edilen مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْتُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ, sizin yaratılmanız da diriltilmeniz de tek bir kişinin yaratılıp diriltilmesi gibidir. Lokman suresi 28. ayet-i kerime. وَمَا اَمْنُ السَّاعَةِ اِلَّا كَنَمْحِ الْبَصَارِ اَوْهُوَ اَقْرَبْ. Kıyametin gerçekleşmesi göz açıp kapayıncaya kadar yahut ondan da yakındır. Nail suresi 77. gibi ayetlerin sarahaten açıkça gösterdikleri nihayet derecede kolaylık, o hakikat-ı azimeyi en makbul ve en makul bir mesele olduğunu gösteriyorlar. Bu kolaylığın sırrı ve hikmeti nedir? O kadar. Yani yine birisi Hazreti Ali'ye soruyor, ya Ali, Allah diyor bu kadar varlıkları tekrar nasıl diriltecek? Bir cümle. Onları nasıl rızıklandırıyorsa öyle diriltecek. Şu anda rızıklandırıyor mu? Bitti. 8 milyar insan. Bir de karada, havada, denizde. Bir de mikro alem, makro alem. Bütün bu alemlerdekini Cenab-ı Hak nasıl rızıklandırıyorsa aynı şekilde öyle de diriltecektir. Zaten bir emir ile yapıyor. El cevap. 20. mektubun 10. kelimesi olan beyanında o sır gayet vazı ve kat'i ve mukni, ikna edici bir tarzda beyan edilmiş. Hususan o mektubun zeylinde daha ziyade vuzuhla, açıklıkla ispat edilmiş ki, bütün mevcudat sani vahide bir olan Allah'a isnat edildiği vakit dayandırıldığında bir tek mevcut hükmünde kolaylaşır. Eğer vahide ahada verilmezse bir tek mahlukun icadı bütün mevcudat kadar müşkülleşir ve bir çekirdek bir ağaç kadar suhubetli, yani zor olur. O zaman ne olacak? Bir Allah'ı kabul etmeyen kainattaki atomlar sayısınca ilahları kabul etmek mecburiyetinde kalacak. Eğer sani hakikisine verirse kainat bir ağaç gibi ve ağaç bir çekirdek gibi ve cennet bir bahar gibi ve bahar bir çiçek gibi kolaylaşır, suhulet beyda eder. Ve bir müşahede görünen hassiz mevzuriye, çokluk ve ucuzluğun ve her nev'in suhuletle kesrete efradı bulunmasının ve kesrete suhulet ve süratle muntazam, sanatlı, kıymetli mevcudatın kolayca vücuda gelmesinin sırlarına medar olan ve hikmetlerini gösteren yüzer delillerinden ve başka risalelerde tafsilen beyan edilen bir ikisine muhtasar bir işaret edeceğiz kısa ve özetle. Mesela ki üstad devamlı risalelerde Kur'an'ın tarzı da odur. Temsiller yoluyla meseleleri izah etmek. Çünkü temsiller aynen dürbün gibidir. Uzak hakikatları yakınlaştırıyor. Nasıl ki 100 nefer asker bir zabitin idaresine verirse, bir neferin 100 zabitin idarelerine verilmesinden 100 derece daha kolay olduğu gibi. Çünkü yani bir asker böylece bir yüzlerce kişi onun emrine, zabitin emrine verilse, elbette birisi otur, birisi kalk, birisi git, birisi dur diyecek, olmayacak. Ama yüzlerce kişi bir zabitin idaresine verilse hepsi bir emirle kolaylıkla hareket edecektir. Yine bir ordunun teçhizat-ı askeriyesi, askeri donanımı bir merkez, bir kanun, bir fabrika ve bir padişahın emrine verildiği vakit, yani tek bir elden çıktığında adeta kemiyeten sayı bakımından bir neferin teçhizatı kadar kolaylaştığı gibi. Bir neferin teçhizat-ı askeriyesi müteaddit merkezlere, ayrı ayrı yere, müteaddit fabrikalara, müteaddit komandanlara havalesi de adeta bir ordunun teçhizatı kadar kemiyeten sayı bakımından müşkilatlı olur, zor olur. Çünkü bir tek neferin teçhizatı için bütün orduya lazım olan fabrikaların bulunması lazımdır, gerektir. Hem bir ağacın sırrı vahdet cihetiyle bir kökte, bir merkezde, bir kanunla,
mevad-ı hayatiyesi, hayat maddeleri verildiğinden binler meyve veren o ağaç, bir meyve kadar suhuletli olduğu bir müşahede görülür. Eğer vahdetten kesrete gidilse, her bir meyveye lazım mevad-ı hayatiye, hayati maddeler başka yerden verilse, her bir meyve bir ağaç kadar müşkilat peyda eder. Belki ağacın bir enmuzeci özeti ve bir ve fihristesi olan bir tek çekirdek dahi o ağaç kadar suuvetli zor olur. Çünkü bir ağacın hayatına lazım olan bütün mevad-ı hayatiye bir tek çekirdek içinde lazım oluyor. İşte bu misaller gibi yüzler misaller var. Gösteriyorlar ki vahdette, birlikte, tek bir yolda. Her şeyi birine vermek neticesinde nihayet derecede suhuletle vücuda gelen binler mevcut. Şirkte ve kesrette bir tek mevcuttan daha ziyade kolay olur. Yani Allah korusun. İşte bütün kainat ne oldu? Tabiata verildi. Yani onu o yaptı, onu o yaptı, onu yaptı. Atom, zerre, hücre, element vesaire. Sayısız ilahlar ortaya çıkıyor. Sair risalelerde bu hakikat özellikle 23. lemada 2 kere 2, 4 eder derecede ispat edildiğinden onlara havale edip burada yalnız bir suhulet ve kolaylığın ilim ve kaderi ilahi ve kudret-i Rabbaniye noktayı nazarında gayet mühim bir sırrını beyan edeceğiz. Şöyle ki, sen bir mevcutsun, yani varsın. Eğer Kadir-i Ezeli'ye kendini versen, bir kibrit çakar gibi içten, yoktan, bir emirle, hassiz kudretiyle seni bir anda halk eder, yaratır. Eğer sen kendini ona vermezsen, belki esbab-ı maddiyeye ve tabiata isnat etsen, o vakit sen, kainatın muntazam bir hülasası, meyvesi ve küçük bir fihristesi ve listesi olduğundan, seni yapmak için kainatı ve anasırı unsurları ince elekle eleyip hassas ölçülerle aktar-ı alemden, alemin her tarafından senin vücudundaki maddeleri toplamak lazım gelir. Çünkü esbab-ı maddiye yalnız terkip eder, toplar. Kendilerinde bulunmayanı hiçten, yoktan yapamadıkları bütün ehli akıl yanında musaddaktır, doğrulanmıştır. Öyleyse küçük bir zihayatın cismini aktar-ı alemden toplamaya mecbur olurlar. İşte vahdette ve tevhidde ne kadar kolaylık ve şirkte ve dalalette ne kadar müşkilat var olduğunu anla. İkincisi, ilim noktasında hadsiz bir suhulet vardır ki, kader ilmin bir nevidir. Yani tamamen Allah'ın ilmine dayanıyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın bilmemesi söz konusu değildir. Onun için her şeyi önceden bilmesidir ki, onu da ayrı uzunca ele almıştır tespitler.com'da. Kader İlim nevindendir. Yani ilimde maluma tabidir. Her şeyin manevi ve mahsus kalıbı hükmünde bir miktar tayin eder. Ve o miktarı kaderin tayin etmiş olduğu o ölçü o şeyin vücuduna bir plan, bir model hükmüne geçer. Kudret icat ettiği vakit gayet suhuletle o kaderi miktar üstünde icat eder. Eğer o şey muhit ve hadsiz ve ezeli bir ilmin sahibi olan Kadir Zülcelal'e verilmezse, sabıkan geçmişte olduğu gibi geçtiği gibi binler müşkilat değil, belki yüz muhalat imkansızlıklar ortaya düşer. Çünkü o miktarı kaderi ve miktarı ilmi olmazsa Allah'ın ona tayin ettiği miktar ölçü, mesela her bir yaprak diyor Cenab-ı Hak bir kader ile, yani Cenab-ı Hakk'ın ilmi çerçevesinde düşer. Binler harici ve maddi kalıplar küçücük bir hayvanın cesedinde istimal edilmek, kullanılmak lazım gelir. İşte vahdette nihayetsiz kolaylık ve dalalette ve şirkte hadsiz müşkilatın bir sırrını anla. وَمَا اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحَ الْبَصَرِ اَوْهُوَ اَقْرَبِ Ayeti ne kadar hakikatlı ve doğru ve yüksek bir hakikatı ifade ettiğini bil. Üçüncü sual, eskiden düşman, şimdi dost olan mühtedi, hidayette olan kişi diyor ki, şu zamanda çok ileri giden filozoflar diyorlar ki, hiçten hiçbir şey icat edilmiyor ve hiçbir şey idam edilmiyor. Yalnız bir terkip, bir tahlildir ki kainat fabrikasını işlettiriyor. Aslında o cümleyi de tam almıyorlar. Yani hiçbir şey vardan yok olmaz, yoktan var olmaz. Devamını getir, yok bilmiyorum orayı. Devamında ise Allah'ın kudreti hariç. Aynen Bektaşi misal, niye namaz kılmıyorsun? Allah Kur'an'da namaza yaklaşmayın diyor. La takrabus sala. Devamını oku, devamını hafız değilim, bilmiyorum. Yani ve entüm sükara, içkili olduğunuz vaziyette. El cevap, nur-u Kur'an ile mevcudata bakmayan filozofların işte yalnız ne yapıyor? O işine gelen noktayı alıyor. En ileri gidenlere bakmışlar ki, tabiat ve esbab vasıtasıyla
bu mevcudatın teşekkülat ve vücutlarını sabıkan ispat ettiğimiz tarzda imtina imkansızlık derecesinde müşkilatlı gördüklerinden iki kısma ayrıldılar. Bir kısmı sofestai olup, insanın hassası olan akıldan istifa ederek, ahmak hayvanlardan daha aşağı düşerek, kainatın vücudunu inkar etmeyi, hatta kendilerinin vücutlarını dahi inkar etmesini, dalalet mesleğinde esbab ve tabiatın icat sahibi olmalarından daha ziyade kolay gördüklerinden, hem kendilerini hem kainatı inkar edip cehli mutlaka düşmüşler. İkinci güruh bakmışlar ki dalalette esbab ve tabiat mucit olmakta olmak noktasında bir sinek ve bir çekirdeğin icadı hassiz müşkilatı var. Ve tavrı aklın haricinde bir iktidar iktiza ediyor. Onun için bir mecburiye icadı inkar ediyorlar. Yoktan var olmaz diyorlar. Ve idamı da muhal görüyorlar. Var yok olmaz hükmediyorlar. Yalnız harekat-ı zerrat ile tesadüf rüzgarları ile bir terkip ve tahlil ve dağılmak ve toplanmak suretinde bir vaziyet-i itibariye tahayyül ediyorlar. İşte sen gel ahmaklığın ve cehaletin en aşağı derecesinde en yüksek akıllı kendini zanneden adamları gör ve dalalet insanı ne kadar maskara ve süfli ve eçhel yaptığını, en büyük cahil yaptığını bil, ibret al. Acaba her senede 400 bin enva'ı birden zemin yüzünde icat eden ve semavat ve arzı 6 günde halk eden ve 6 haftada her baharda kainattan daha sanatlı, hikmetli, zihayat bir kainatı inşa eden bir kudret-i ezeliye, bir ilmi ezeliğinin dairesinde planları ve miktarları tayin eden mevcudat-ı ilmiyeyi, göze göstermeyen bir ecza ile yazılan ve görünmeyen bir yazıyı göstermek için sürülen bir ecza misilli, gayet kolay o madumat-ı hariciye olan mevcudat-ı ilmiyeye vücud-ı harici vermeyi, o kudret-i ezeliyeden uzak görmek ve icadı inkar etmek, evvelki güruh olan sofestailerden daha ziyade ahmakane ve cahilanedir. Bu bedbahlar, talihsizler, aciz mutlak ve yalnız bir cüz-i ihtiyariden başka ellerinde olmayan, firavunlaşmış kendi nefisleri hiçbir şeyi idam ve yok edemediklerinden ve hiçbir zerreyi, bir maddeyi hiçten, yoktan icat edemediklerinden ve güvendikleri esbab ve tabiatın ellerinde hiçten icat gelmediği cihetle ahmaklıklarından diyorlar. Yoktan var olmaz, var da yok olmaz deyip bu batıl ve hata düsturu kadir-i mutlaka teşmil etmek istiyorlar. Evet, Kadir-i Zülcelal'in iki tarzda icadı var. Biri ihtira ve ibda iledir, yani hiçten, yoktan vücut veriyor ve ona lazım her şeyi de hiçten icat edip eline veriyor. Diğeri inşa ile sanat iledir. Yani inşaat dediğim şey mevcut olan maddeleri bir araya getirmek, atomları. Yani kemal-i hikmetini ve çok esmasının cilvelerini göstermek gibi çok dakik, ince hikmetler için kainatın anasırından, unsurlarından bir kısım mevcudatı inşa ediyor. Her emrine tabi olan zerratları ve maddeleri rezzakiyet kanunuyla onlara gönderir ve onları da çalıştırır. Evet, Kadir-i Mutlak'ın iki tarzda, hem ibda hem inşa suretinde icadı var. Varı yok etmek ve yoğu var etmek en kolay, en suhuletli, belki daimi, umumi bir kanunudur. Bir baharda 300 bin enva-ı zihayat mahlukatın şekillerini, sıfatlarını, belki zerratlarından başka bütün keyfiyat ve ahvallerini hiçten icat eden bir kudrete karşı yoğu var edemez diyen adam yok olmalı. Tabiatı bırakan ve hakikata geçen zat diyor ki, Cenab-ı Hakk'a zerrat adedince şükür ve hamd ve sena ediyorum ki, kemal-i imanı kazandım, evham ve dalaletlerden kurtuldum ve hiçbir şüphem de kalmadı. Elhamdülillahi ala dinil İslam ve kemal-i iman. Evet, ve tesettür hakkındadır. 15. notanın 2. ve 3. meseleleri iken, ehemmiyetine binaen 24. lema olmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nebi kulli ezvacik ve benatik ve nisa'il müminin yudunine aleyhinne min celabi bihin. Ey peygamber, hanımlarına, kızlarına ve müminlerin hanımlarına söyle. Yani bütün hanımları, kadınları kapsıyor. Evlerinden çıktıklarında dış örtülerini
üzerlerine asınlar. Ahzab suresi 59 ila ahir ayeti. Ve de Nur suresindeki tesettürü emrediyor. Medeniyet-i sefihe ise, yani alçak, sefih olan, rezalet içerisinde olan, mimsiz, ki üstad ona mimsiz medeniyet diyor. Yani M'si gittiği zaman deniyet kalıyor, alçaklık. Kur'an'ın bu hükmüne karşı muhalif gidiyor. Ve onlarca yıldır bu millet bir asırdır hakikaten rencide edildi. Değerleriyle oynandı. Binler nefrin olsun. Şu anda önemli bir kısmı kabirde azap çekiyor. Diğerleri de bekliyor. Allah topraklarını bol etsin. Aleyhte olanların gidişini hızlandırsın. Tesettürü fıtri görmüyor. Bir esarettir diyor. Haşiye, mahkemeye karşı ve mahkemeyi susturan layihayı temyizin müdafaatından bir parça. Ben de adliyenin mahkemesine derim ki 1350 senede ve her asırda 350 milyon insanların hayatı içtimaiyesinde en kutsi ve hakikatlı bir düstur-ü ilahiyi 350 bin tefsirin tasdiklerine ve ittifaklarına istinaden. Yani bu meselenin mütehassısı olan insanlar 350 bin tefsir bunu ifade ediyor. Ve açık zahir ve 1350 sene zarfından geçmiş ecdadımızın itikatlarını iktidaen uyarak tefsir eden bir adamı mahkum eden haksız bir kararı, elbette ruh-i zeminde adalet varsa o kararı red ve bu hükmü nakz edecektir. Yani aslında asırların yüzüne tüküreceği, yani böyle bir hüküm karar vermek hakikaten vahşet. Ya gittikçe bu ortaya çıkıyor. Yani Allah'a, Allah ile problemi olan bir insanın Allah'ın bir emriyle problemi olmaz. İşte rahmetlik aynı zamanda milletvekilliği yapmış. Osman Yüksel Ser'den geçti. Mahkemeye celbediliyor suçlu olarak. Hakim karşısına çıkartıyor. Suçu ne? Şu. Hakim diyor ki Ser'den geçse sen Allah demişsin doğru mu diyor. Ser'den geçti sözünü esirgemeyen bir insan. Allah Allah öyle mi demişim ya diyor. Allah Allah öyle mi demişim ya. Yani bu millet Allah dediği için hakim karşısına çıkardı. Böyle bir vahşet dönemi. Yani Cengiz ve Hülagu, Nemrut, Firavun, Şeddat döneminde yapılmayan şeyler hakikaten asrımızda yapıldı. Birinci hikmet. El cevap. Kur'an-ı Hakim'in bu hükmü tam fıtri oldu. Yani yaratılışa uygun. Ve muhalifi tesettür aleyhinde olmak ise gayri fıtri oldu. Fıtrata aykırı, yaratılışına zıt hareket etmek olduğuna delalet eden çok hikmetlerinden yalnız dört hikmetini beyan ederiz. Birinci hikmet. Tesettür kadınlar için fıtridir. Yani yaratılışlarının bir gereği. Ve fıtratları, yaratılışları iktiza ediyor, onu gerektiriyor. Çünkü kadınlar hırkaten yaratılış itibariyle zayıf ve nazik olduklarından kendilerini ve hayatından ziyade sevdiği yavrularını himaye edecek bir erkeğin himaye ve yardımına muhtaç bulunduğunda kendini sevdirmek ve nefret ettirmemek ve istisgale maruz kalmamak için fıtri bir meyli var. Hem kadınların 10 adetten 6-7'si ya ihtiyardır ya çirkindir ki ihtiyarlığını ve çirkinliğini herkese göstermek istemezler. Ya kıskançtır, kendinden daha güzellere nispeten çirkin düşmemek ve tecavüzden ve ittihamdan korkar. Taarruza maruz kalmamak ve kocası nazarında hıyanetle müttehem olmamak için fıtraten tesettür isterler. Hatta dikkat edilse en ziyade kendini saklayan ihtiyarlardır. Ve 10 adetten ancak 2-3 tanesi bulunabilir ki hem genç olsun, hem güzel olsun, hem kendini göstermekten sıkılmasın. Malumdur ki insan sevmediği ve istisgal ettiği adamların nazarından sıkılır, ağır gördüğü. Hatta bakışından bile rahatsız olur, müteessir olur. Elbette yani onların bakışı ok gibi saplanır. Elbette açık saçıklı kıyafetine giren güzel bir kadın, bakmasına hoşlandığı namahrem erkeklerden onda 2-3'ü varsa 7-8'inden istisgal eder. Hem tefahuş, fuhuş ve tefessüh etmeyen, duygularıyla sönmeyen, sıfırlanmayan bir güzel kadın, nazik ve seri teessür olduğundan, çabuk etkilendiğinden, maddeten tesiri tecrübe edilen, belki semlendiren, zehirlendiren, pis nazarlardan elbette sıkılır. Hatta işitiyoruz, açık saçıklık yeri olan Avrupa'da çok kadınlar, bu dikkat-i nazardan sıkılarak, bu alçaklar bizi göz hapsine alıp sıkıyorlar diye polislere şekva ediyorlar, şikayette bulunuyor. Demek medeniyetin ref-i tesettürü, tesettürü kaldırması hilaf-ı fıtrattır. Yani yaratılışa aykırı harekette bulunmaktır. Kur'an'ın tesettür emri fıtri olmakla beraber
o madeni şefkat ve kıymetdar birer refikayı ebedi olabilen kadınları, yani toz bile kaldırmayı kabul etmeyen o kadınları, şefkat kahramanlarını, tesettür ile sukuttan, alçaklıktan, düşürmekten, zilletten ve manevi esaretten ve sefaletten kurtarıyor. Yani din onları tozdan kurtarırken artık medeniyet ne yapıyor? Onu çamurlara bulandırıyor. Onun için çamurlara düşmemeksi için tesettür ile Cenab-ı Hak onları koruyor. Hem kadınlar da ecnebi erkeklere karşı fıtraten korkaklık, tahavvuf var, korku. Tahavvuf ise fıtraten tesettürü iktiza ediyor, gerektiriyor. Çünkü 8-9 dakika bir sevki cidden acılaştıracak 8-9 ay ağır bir velet yükünü zahmetle çekmekle beraber, hamisiz bir veledin terbiyesiyle 8-9 sene o 8-9 dakika gayrimeşru zevkin belasını çekmek ihtimali var. Ve kesretle vaki olduğundan cidden şiddetle namahremlerden fıtratı korkar ve cibilliyeti sakınmak ister. Ve tesettürle namahremin iştahını açmamak ve tecavüzüne meydan vermemek zayıf hılkatı emreder ve kuvvetli ihtar eder ve bir siperi ve kalesi çarşafı olduğunu gösteriyor. Mesmuatıma, işittiğime göre merkez ve payitahtı hükümette, çarşı içinde gündüzde, ahalinin gözleri önünde gayet adi bir kundra boyacısı, dünyaca rütbeten büyük bir adamın açık bacaklı karısına bil fiil sarkıntılık etmesi, tesettür aleyhinde olanların hayasız yüzlerine bir şamar vuruyor. İkinci hikmet, kadın ve erkek ortasında gayet esaslı ve şiddetli münasebet, muhabbet ve alaka, yalnız dünyevi hayatın ihtiyacından ileri gelmiyor. Evet, bir kadın, kocasına yalnız hayatı dünyeviye mahsus bir refikayı hayat değildir. Belki hayatı ebediyede dahi bir refikayı hayattır. Madem hayatı ebediyede dahi kocasına refikayı hayattır, elbette ebedi arkadaşı ve dostu olan kocasının nazarından gayrı, başkasının nazarını kendi mehasinine, güzelliklerine celbetmemek ve onu darıltmamak ve kıskandırmamak lazım gelir. Madem mümin olan kocası sırrı imana binaen, onunla alakası hayat-ı dünyeviyeye münhasır ve yalnız hayvani ve güzellik vaktine mahsus, muvakkat bir muhabbet değil. Belki hayat-ı ebediyede dahi bir refikayı hayat noktasında esaslı ve ciddi bir muhabbetle, bir hürmetle alakadardır. Hem yalnız gençliğinde ve güzellik zamanında değil, belki ihtiyarlı ve çirkinlik vaktinde dahi o ciddi hürmet ve muhabbeti taşıyor. Elbette ona mukabil o da kendi mehasinini, güzelliklerini onun nazarına tahsis ve muhabbetini ona hasretmesi muktezai insaniyettir, yoksa pek az kazanır fakat pek çok kaybeder. Şer'an koca karıya küfüv olmalı, yani denk. Yani birbirine münasip olmalı. Bu küfür ve denk olmak en mühimi diyanet noktasındadır. Çünkü Efendimiz öyle diyor. Yani bir kadın şu dört özelliğinden dolayı alınır. Güzelliğinden, soyundan, zenginliğinden. Ama siz diyor ahlakından dolayı alın. Çünkü o olursa diğerleri zaten olur. Ne mutlu o kocaya ki kadınının diyanetine bakıp taklit eder. Refikasını hayat-ı ebediyede kaybetmemek için mütedeyyin olur, dindar olur. Yani böylece o eş sadece dünya için alınmamalı, ebedi ahiret için de alınmalı. Bahtiyardır o kadın ki kocasının diyanetine bakıp ebedi arkadaşımı kaybetmeyeyim diye takvaya girer. Veil o erkeğe, yazıklar olsun o erkeğe ki saliha kadınını ebedi kaybettirecek olan sefahate girer. Binler veil o iki bedbah, zevç ve zevciye ki birbirinin fıskını ve sefahatini taklit ediyorlar. Birbirine ateşe atılmasında yardım ediyorlar. Üçüncü hikmet. Bir ailenin saadet-i hayatiyesi, koca ve karı mabeyninde arasında bir emniyet mütekabile, karşılıklı bir güven ve samimi bir hürmet ve muhabbetle devam eder. Tesettürsüzlük ve açık ve saçıklık o emniyeti bozar. O mütekabil, karşılıklı hürmet ve muhabbeti de kırar. Zaten ailede bu ikisi olsun yeter. Hatta bu ikisinden birisi olsun yeter şöyle. Kadından kocasına hürmet, kocasından karısına muhabbet. Şu anda ailenin yıkılmasında en önemli faktör bu ikisinin olmaması. Hürmet ve muhabbet, sevgi ve saygı. Çünkü açık saçıklık kılığına giren 10 kadından ancak bir tanesi bulunur ki kocasından daha güzeli görmediğinden kendini ecnebiye sevdirmeye çalışmaz. 9'u kocasından daha iyisini görür. Ve 20 adamdan ancak bir tanesi
karısından daha güzelini görmüyor o vakit, o samimi muhabbet ve hürmet mütekabile gitmekle beraber gayet çirkin ve gayet alçakça bir his uyandırmaya sebebiyet verebilir şöyle ki, insan hemşire misillü mahremlerine karşı fıtraten şehvani his taşıyamıyor. Çünkü mahremlerin simaları karabet, yakınlık ve mahremiyet cihetindeki şefkat ve muhabbet-i meşruayı ihsas ettiği cihetle nefsi şehvani temayülatı kırar. Fakat bacaklar gibi şer'an mahremlere de göstermesi caiz olmayan yerlerini açık saçık bırakmak, süfli nefislere göre gayet çirkin bir hissin uyanmasına sebebiyet verebilir. Çünkü mahremin siması mahremiyetten haber verir ve namahreme benzemez. Fakat mesela açık bacak, mahremin gayriyle müsavidir. Mahremiyeti haber verecek bir alamet-i farikası olmadığından, hayvani bir nazar hevesi, bir kısım süfli mahremlerde uyandırmak mümkündür. Böyle nazar ise tüyleri ürpertecek bir sukutu insaniyettir. Dördüncü hikmet malumdur ki, kesret-i nesil, neslin çoğalması, herkesçe matluptur, istenilir. Hiçbir millet ve hükümet yoktur ki kesret-i tenasüle taraftar olmasın. Yani halkının çok olmasını ister. Hatta Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ferman etmiş. Tenâkehu tekâferu fe inni ubâhi bikumul ümem. Ev kemâkal, yani izdivac ediniz, evleniniz, çoğalınız. Ben kıyamette sizin kesretinizle, çokluğunuzla iftihar edeceğim. Halbuki tesettürün refi, tesettürün kalkması, izdivacı, o evlenmeyi teksir etmeyip, çoğaltmayıp, çok azaltıyor. Batı bunun örneği. Bizde de yavaş yavaş oluyor bir tane çocuk. O da bakıyorsun iki maaşlı. Çünkü en serseri ve asri bir genç dahi refikayı hayatını, hayat arkadaşını namuslu ister. Kendi gibi asri, yani açık saçık olmasını istemediğinden bekar kalır. Belki de fokşa sülük eder. Kadın öyle değil. O derece kocasını inhisar altına alamaz. Çünkü kadının aile hayatında müdiri dahili olmak haysiyetiyle kocasının bütün malına, evladına ve her şeyine muhafaza memuru olduğundan en esaslı hasleti sadakattir, emniyettir. Açık saçıklık ise bu sadakati kırar, kocası nazarında emniyeti kaybeder, ona vicdan azabı çektirir. Hatta erkeklerde iki güzel haslet olan cesaret ve sehavet, cömertlik kadınlarda bulunsa, bu emniyete ve sadakata zarar olduğu için ahlak-ı seyyiedendir, kötü ahlaktan. Kötü haslet sayılırlar. Fakat kocasının vazifesi ona hazinedarlık ve sadakat değil, belki himayet ve merhamet ve hürmettir. Onun için o erkek inhisar altına alınmaz. Başka kadınları da nikah edebilir. Memleketimiz Avrupa'ya kıyas edilmez. Çünkü orada düello gibi çok şiddetli vasıtalarla açık saçıklık içinde namus bir derece muhafaza edilir. İzzet-i nefis sahibi birisinin karısına pis nazarla bakan boynuna kefenini takar, sonra bakar. Adam sinek öldürür gibi çekiyor, öldürüyor. Hem memaliki baride soğuk memleketler olan Avrupa'daki tabiatlar o memleket gibi barit ve camittirler, donuk, soğuk. Bu Asya, yani alemi İslam kıtası, ona nispeten memaliki harredir, sıcak memleket. Malumdur ki muhitin insanın ahlakı üzerinde tesiri vardır. Mesela onun için ergenlik çağına erme konusunda 15 maksimum ama kızlarda 9-12, erkeklerde 12-15. Bu sıcak ve soğuk bölgelere göre değişiyor. O barit memlekette soğuk insanlarda hevesat-ı hayvaniyeyi, hayvani hisleri tahrik etmek ve iştahı açmak için açık saçıklık belki çok su istimalata ve israfata medar olmaz. Fakat seri-ü teessür, çabuk etkilenen süratle ve hassas olan memaliki harredeki sıcak memleketlerdeki insanların hevesat-ı nefsaniyesini mütemadiyen tehriş edecek, harekete geçirecek, heyecanlandıracak açık saçıklık elbette çok su istimalata ve israfata ve neslin zafiyetine ve sukutu kuvvete sebeptir. Bir ayda veya 20 günde ihtiyacı fıtriye mukabil, her birkaç günde kendini bir israfa mecbur zanneder. O vakit her ayda 15 gün kadar hayız gibi arızalar münasebetiyle kadından tecennüp etmeye, kaçınmaya mecbur olduğundan nefsine mağlup olup fuhşiyata da meyleder. Şehirliler köylülere, bedevilere bakıp tesettürü kaldıramaz. Çünkü köylerde, bedevilerde derdi maişet meşgalesiyle ve bedenen çalışmak ve yorulmak münasebetiyle hem şehirlilere nispeten nazarı dikkati az celbeden masume işçi ve bir derece kaba kadınların kısmen açık olmaları hevesat-ı nefsaniyeyi tehyice medar olmadığı gibi serseri ve işsiz adamlar az bulunduğundan
Şehirdeki mefasidin, bozuklukların onda bir onlarda bulunmaz. Öyleyse onlara kıyas edilmez. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.